Binansın rezervlerini inceleyeceğiz. Önceki videolarda biliyorsunuz konuya ilişkin konuşmuştuk. Binansın açıklanan rezerv kanıtıyla alakalı şöyle içerisine bir göz atacağız. Bakalım neyden ne kadar var, nasıl teminatlandırılmış vesaire derken bu konunun üzerinde duracağız diyebilirim. Tamam, şöyle yukarı doğru çıkalım. Gün içinde bir videoda konuşmuştuk biliyorsunuz ki o videoda işte biraz daha işin iç kısmı ile ilgilendik. Yani genel olarak Binance rezervleri, bu rezervlerin önemi nedir? Bla bla bla. Evet, genel olarak bunlar üzerinde durmuştuk. Binance Bitcoin ve 29 altcoin için son rezerv raporunu yayımladı. Hangi altcoin'den ne kadarı var? İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Ağustos 2023 rezerv raporunu yayımlayarak gözetiminde tuttuğu dijital varlıkların miktarını ve rezervlerini müşteri net bakiyelerine oranla açıkladı. Rapora göre Binance desteklenen bütün kripto para birimlerinden tüm müşteri mevduatlarını karşılamaya yetecek rezervden fazlasına sahip. Zaten böyle olması gerekiyor. Tamam, neyse buraları geçelim burada. Bitcoin'de diyor oran %105,61. Bu arada Bitcoin'deki oran gayet iyi. Yani aşırı teminatlandırıldığını söyleyebilirim. %105 çok yüksek değilmişçesine gözükmesin sizin gözünüzde. Çünkü bu oran yüksektir. Bitcoin'e göre yüksektir. Ether diyor, Ether %102,71. Ether'deki oran da iyi, hiç fena değil. BNB'ye bakıyoruz. Bu arada tabii şunları da söyleyeyim, bakın Bitcoin ve Ether, yani bunlar portföylere her zaman yakışır ve portföylerde bulundurulması halinde her zaman portföyleri şenlendirir diyebilirim. Yakışır. Peki. Devamında ne diyor? BNB pek yakışmaz. Tabii bu kadar yüksek oranlı tutmalarına şaşmamalı. Ancak BNB'yi ben portföylere hiçbir zaman yakıştırmadım malum. USDT'den bahsediyor. Yakın zamanda TTR sağlam şöyle sıkı bir saldırdı kendileri. CZ bizzatihi bunu gerçekleştirdi. Ben bunu çok onaylamıyorum. USDT halen daha piyasa içerisindeki en sağlam stablecoin'dir net. BUSD, ya BUSD'de durmaya gerek yok. Hani illa şeyini kaybetmesine kadar nasıl diyeyim size, sabitliğini kaybetmesine kadar gitmesine bir gerek olmayacaktır burada. Radikal sonuçlar sonradan baş ağrıtır. USDC aynı şekilde benim gözümde sabıkalıdır. Hakeza pek çok gözde de sabıkalı. Önermiyorum. Litecoin sağlamdır. Ben %101'den daha fazla diyebileceğimiz bir aslında teminatlandırma beklerdim. Ama yeterlidir. Litecoin çok sağlam bir kripto paradır. Malum Kanada en son üzerindeki şeyi de kaldırdı. Üzerindeki ambargoyu da kaldırdı. Çoğu yerdeki benimsenmesi çok yüksek bunun. Ki bu hiçbir zaman biliyorsunuz şey olmamıştır. Bir rastlantı olmamıştır. Bitcoin sağlamdır. XRP tıpkı Litecoin gibi bir ilk hareketçidir. Ripple artık davayı da kazandığı için genel olarak hacmi çok büyük yükseldi ve pek çok yerde de işlem görebilir hale geldi. XRP Coin zaten her zaman çok güçlüydü. Bugün çok daha güçlü geçtiğimiz haftalara, geçtiğimiz aylara göre. O yüzden bence yatırımcı sezon içinde XRP'de kalırsa kendine bir iyilik yapacağını düşünüyorum ben. Çünkü çok güçlü coin, daha ne diyebilirim ki? Aynı zamanda Binance en büyük Ripple balinalarından, daha doğrusu XRP balinalarından bir tanesidir. İkinci sıradadır. En büyük XRP balinası Ripple şirketidir. Sol. Bu sezon portföylere çok yakışır. Uzun vadede tutmayın ama bu sezon çok iyi yani sol. Tabii bir ambargosu var Solana ağına Binance'ın. Normaldir çünkü ağ sıkıntılı. Link, Van de Pop'un favorisi. Severim. Gayet iyi bir coin'dir. Sezon içinde portföylere çok yakışır. Van Ayenç iyidir. Ben sezon içinde çalışacağını düşünüyorum Van Ayenç'in. Gala ile birlikte özellikle. Ama bunlar haricinde GameFi projelerine çok yakın olmanızı bir o kadar da önermiyorum. APT. Peki. Aptos'la alakalı gün içinde de konuştuk. Ayın 12'sinde açılımları var. Kilit açılımları var. Unlock yapacaklar. Önermiyorum.
Aynı zamanda Aptos yakın zaman içerisinde bir şey gerçekleştirdi. Gayrimenkulleri tokenlaştırma üzerine hareket yaptı. Ripple önce bunu duyurdu. Devamında Aptos bunu benimsedi. Binance tokenlaştırma, tokenizasyon üzerine çalışan Avalanche, Ripple gibi projelerden kaynaklı 2030'a kadar piyasaya 16 trilyon dolar para gireceğini iddia etmiş ve uzun vadede parlayacak bir yıldız olduğunu iddia etmiştir. Evet, aynı iddiayı ben de edebilir. ARB diyor, Arbitrum. Severim. Fazla unlock var doğrudur ama bu sezon çalışır. Sezon içinde bir enflasyon olacağını zannetmiyorum. İyi bir katman 2 projesidir. Bence Polygon'dan sonra 2'dir yani. Devam edelim. CHR gündemimde değil. İyi ya da kötü olduğundan demiyorum. Yani benim gündemimde değil. Chiliz gayet severim. Hatta çok severim. CHZ'nin uzun vadede çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Burada dikkatinizi çekebilecek bir nokta. Bakınız ki CHZ'yi aşırısı biraz teminatlandırmışlar. Muhtemelen volatilitesi çok yüksek olduğu için, tamam mı? Yani Binance olabildiğince aşırı alımlar gerçekleştirmiş. Sezon içinde bence portföylere yakışır. Kör ve girmiyorum bile. Dogecoin'den bahsediyor. Dogecoin portföylere bence de çok yakışır. Elon Musk'ın favorisidir ve şu anda en likit dördüncü varlıktır ve çok iyidir dediğim gibi. Polkadot, Ethereum'dan kopan bir ekibe sahip. Zaten nasıl kötü olabilirdi? Hakeza olmadı. Elde tutma oranları en yüksek coinlerden bir tanesidir. Dotcoin, sentimente göre de aynı şekilde en gelişmiş blockchain yapısıdır. Portföylere çok yakışır. Enj, yani mutlak ki birinci sırada değildir ama tutulabilir. GRT, Graph, en büyük yapay zeka projesidir. Yapay zekalar, yani çok konuşuyoruz zaten. Portföylere yakışır. Agix vesaire de öyle. Musk, Elon Musk Twitter aldığından beri yükseliyor. Sosyal medya alanında piyasanın çalışmaları çok fazla. Bence bu sezon yakışır. Matic aynı şekilde bir Hint devidir biliyorsunuz. Matic'i de aşırı teminatlandırmış. Bu da güzel bir şey. Ekstradan şeyleri de var. 2000x yaptığı coinler arasında Matic de var. Portföylere yakışır. En iyi katman 2'dir. En iyi 3. katman 2'dir gözümde. OP yakışır. Coinbase ile işbirliği vardır. Yani Shiba ile alakalı bir şey bence söylemeye bile gerek yok. Gün içinde konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.